Merhabalar sevgili çocuklar. Ekranların en eğlenceli, en şirin ve en muzip yarışması Çocuktan Alaberi başlıyor. İşte karşınızda 7'den 70'e herkesin sevgilisi Evrim Akın. Ekranların en güzel yarışmasında harika bir mücadeleye hazır mısınız? Üstelik birbirinden ünlü isimlerle. O zaman en minnoş, en tatlı, en güzel yarışmamız Çocuktan Alaberi başlasın! Canlarım, merhaba. Efendim, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla yaşarken efsane olmuş bir isim geliyor. Ben ona kraliçe diyorum. Dilber Ay! Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi şöyle benim baş köşeye alayım. Estağfurullah. Buyurun efendim. Ya... Efendim kendisi mütevazı kişiliğiyle ve güçlü yorumuyla, harika sesiyle canımız, kanımız Ferman Toprak geliyor. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, sizi sormalı. Çok şükür ben de. Biz ev kuşundan sonra ikinci kere kamera karşısındayız değil mi? İkinci kez, üçüncü kez olacak. Hatta ev kuşu bir çiftlik çekim vardı. Doğru, bir normal kız çekim vardı. Çiftlikte de var, üç oluyor. Şimdi işte çocuklarla beraber evet, bakacağız, alacağız haberleri. Çocuktan? Haberleri alacağız. Alacağız. Ama nasıl haberler? Az sonra. Efendim, müzik dünyasının genç ve başarılı bir ismi. Bence muhteşem bir sesi var. Canım arkadaşım olur kendisi, ayıptır söylemesi. Merve Özbey! Döner her damla bir bak yüreğine sor sana ne diyor bana o devamı hiç sanmam ah içim çok temiz ve saf benim dünyam.
Teşekkür ederim. Çocuktan haberi ünlülerde eğlence dolu anlara hazır mısınız? Evrim Akın, müzik dersi anlatan Henna öğretmene yaptığı espriyi kendisi bile inanamayacak. Öğretmenim, öğretmenim bir soru sorabilir miyim öğretmenim? Sen mi desen mi soracaksın çocuğum, söyle. Sol anahtarıyla evin kapısını açabilir miyiz? Oo, çok kötüydü. Gaziantep DF, Kahramanmaraşlı ünlü sanatçı Dilberay'la hemşeri dayanışmasına gidip hürmetlerini sunacak. Sen Dilberay ablanı tanıyor musun? Tanımaz olur muyum Evrim abla? Kendisi hemşerim sayılır kardeş. Kardeş. Komşu hemşeri diyelim, Antepli aslında da. Olsun, o da bir şey. Ahey, ahey, ahey. Saygılar Dilberay abla, ellerinden öperim. Ay, yerim seni ya. Arda, ferman toprağa mangal yapmanın püf noktalarını sorunca sürpriz bir davet alacak. Nasıl mangal yakılır? Ferman abi bana da gösterir misin? Benim telefondan beni arıyorsun, ben geliyorum yakıyorum. Merve Özbey, bal yanak Arda'ya sevgi tomurcukları saçacak. Arda'nın yanakları kalp ben. Nisan, şirin mi şirin şarkısıyla ünlü yarışmacıları mest edecek. Bahçelerde rüzgar, aklımda aşk var. Gece yarısında eski yağmurlar. Canım kızım, ben çok korkuyorum şu an. Neden? Ne olacağını çok merak ediyorum yani. Hem de merak et. Irmak sorduğu fatura sorusuyla Dilberay'ın yarasına tuz basacak. Dilber abla, ünlülerin evine de fatura geliyor mu? Çok fatura geliyor kızım. Faturalar ödemekten canımdan bezdim. Tuğra, hayatı tesbih yapıp sallamanın sırrını ferman toprağa soracak. Tesbih nedir biliyor musun Tuğra? Onu ferman abiye sormak lazım Erim abla. Hayat tesbih yapıp sallıyor o. Dilberay, tavukları pişirmişem şarkısıyla herkesi coştururken Erzurumlu Efe dayanamayıp kendisini sahneye atacak. Köpekleri ballamışam, önüne de ekmek doğramışam. Köpekleri ballamışam, önüne de ekmek doğramışam. Az sonra çocuktan alabilir ünlülerde. Hoş geldiniz efendim. Dilber Hanım, kraliçem, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Başımın benim tacı, benim Buckingham'ım, Ankara'dan hemşerim. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Şükürler olsun. Allah daha iyi. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Ay canım. Helal. Öyle mi gördüm ben? Allah razı olsun. Bir şey soracağım. 3 çocuk, 30 torun. Of. Dolu bende torun ya. Ha? Torun dolu bende. Ne güzel ya. Cıvıl cıvıl bir ortam değil mi? Dolu diyorum. Allah cümlemizin evlattan ömür versin. Amin. Allah olmayanlara da versin. Amin. Ya cıvır cıvır çocuklar, cıvır cıvır dolu ya. Gerçekten 30 torun mu var abla? Evet, daha da var. Gelecekler var daha bir saat. Şimdi mesela torun oluyor, torunun çocuğu da torun. Torunun çocuğu da oluyor. Torunu falan öyle. O da adatlı. Oh. Anam o da adatlı, fındık içi. Ay. Fındık içi. Ve 7 film. Evet. Evet, ben en çok Beynel Minel. Evet. Evet, çok beğenmiştim orada. Gerçekten muhteşemsiniz de ya. Ya elinize 10 parmağınızda 10 marifet. Yanlış mıyım? Çok teşekkür ederim efendim. İyi ki geldiniz. Az sonra eğleneceğiz zaten. İşte o adam. Ferman Toprak. Hoş geldiniz size. Hoş bulduk. Ya bu şeyi ben geldim, adam Merve getirmişti sizi sahnenize beni, evet. İlk. Zaten bu arada Ferman Toprak tanıştırdı bizi. Evet. Bayağı bir zaman oluyor o tanıştırılı. Sayenize tanıştım, çok da güzel bir dost edindim. Öncelikle teşekkür edeyim. Ne demek? Aynen, ben de. Neyse, şunu anlatacaktım. Merve bir gün dedi ki, baba diyor zaten kendisi amatör az sonra. Babamın dedi sahnesine gidelim dedi. Ya ben de hiç hayatımda izlememiştim. Hadi gidelim dedik. Şimdi 3 aşamadan oluşuyor sahne. Anlatır mısınız nasıl oluyor? Şimdi sahne 3 aşamadan oluşuyor. Action, diction, action diyorum ben. Şimdi tabii siz merak edenler için söylüyoruz. Action, hareketi parçaları söylüyoruz işte. Ya, kimse yerinde oturmuyor. Halaylar, malaylar böyle herkes oynuyor falan. Action, orta ritim işte tesbih gibi. Tavukları pişirmişim gibi orta ritimli parça. Diction dedi. Kardeş sattım. Güzel. Kardeş. Diction dediğimiz de damar yani. Geçmiş olsun. Ha, vurdu gitti. Tabii. O saatten sonra artık Allah kurtarsın. Diction bölümüne girince zaten herkes iptal oluyor orada.
Öyle bir ama muhteşem bir performansınız çok var iyi. Kere. Teşekkür ederim. Çok. Teşekkür ediyorum sana da beni. Ne demek aşk olsun. Canım benim. Dinmiyor sahneden. Allah yoluna çekesin. Allah razı olsun ablacığım. Çok garip bir sesin var. Ay, bana, çok evet. Teşekkür İnan, ederim. Duygulu bir ses. Dur, maşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Allah mutlu oldum sizden çekesin. Bunu duymama. Duygulu bir ses. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet ve sıra geldi prensese. Estağfurullah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konservatuvar mezunu kendisi. Henüz mezun olamadım. Olamadın olacağım. Mı? İki değil. Lise girişliyim İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Üniversite... Olsun, o da bir mezuniyet. Boş ver. Evet. Üniversite 2'ye kadar devam ettim. Tabii buradan kimseye önermiyorum ama işlerin yoğunluğu dolayısıyla maalesef okula öyle bir performans harcayamıyorum. Çünkü çok yoğun çalışıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisiyim. Hali hazırda. Bu arada okurken ben biliyorum ki küçüklüğünden beri de çalışıyorsun, vokalistlik yapıyorsun. Aynen öyle. Ve yapmadığın isim de yok herhalde. Yani çok, starlar arasında demek istiyorum. Evet, çok az isim kaldı yapmadığım. Onlar da nasip olmadı tabii. Çok istediklerim vardı içlerinde. Güzel bir vokalistlik kariyerim oldu. Şimdi böyle eskiye baktığım zaman gerçekten gurur duyacağım isimlerle çalıştım. Başarılarını devam ediyorum ki başarılı olacağına da inanıyorum zaten. Hep beraberce inşallah. İnşallah. Peki o zaman. Şimdi çocuklarımıza tanışalım. Hena, hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Hemme Bibi 4 yaşındayım. Birinci müzik öğretmeni olacağım. Arkadaki tahtaya bakılırsa bugün yine ders müzik var. Müzik öğretmeni. Anladım. Evim abi bugün size müzik dersi anlatacağım. Esenliyse tahtamın yanına gidebilir miyim? Tabii ki de hanımefendi, buyurunuz. Öğretmenim buyurun. Öğretmenim o benim. Arada coğrafya dersi verir tabii. Öyle mi? Aa, bir Türkiye haritası çizmişliği var. Maşallah. Bak. Aman ya Rabbim. Özdeyi sen sandalyeyi al da öğretmenim orada rahat rahat dersini anlatsın bize. Evet. Aydın göstereyim takın çocuğum yoksa göremem. Aa. Peki tak tabii. Ay maşallah. Subhanallah. İşte gözlükler mi? Evet o gözlüksüz olmuyor. Gözlük öğretmen edasını veriyor evet, ona hissiyat evet, o havayı veriyor. Peki ders anlatma araçlarınız da oradadır umarım öğretmenim. Sopam da burada. Hazırsınız başlıyorum. Hazırız. Ben çok hazırım şu an. Çocuğum gördüğün gibi müzikte 8 nota vardır. Peki o notaların adlarını sayabilir misiniz bize? Do, re, mi, fa, sol, ya, si, do. Orada biraz Merve ne diyorsun? Güzel olsun canı sağ olsun. Müzik çok iyi ama. Gidiyordu son... Tiz doğuda birazcık olsun ama canı sağ olsun. Hiçbir şey olmaz. Kulağı iyi ama değil çok mi? İyi. Evet. Güzel güzel. Henna'da gerçek tonları söylüyor. Dünyada 8 tane ton var. Ama bunun espritel bir yapısı var. Bizim Urfa'da benim bir taraf Urfa bir taraf Adıyaman biliyorsunuz memleket. Bizim Urfalılara soruyorlar ya diyorlar Urfalıların sesi neden bu kadar iyidir falan. Diyorlar ki kardeşim dünyada 8 ton var diyorlar. Urfa'da 10 ton. Nasıl diyorlar ya? Urfalı cevap veriyor. Diyor ki işte dünyada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 8 ton var. Bizim Urfa'da diyor do re mi fa sol la le lo si do. La le la le lo. Lo var diye falan. Leleler lolalar gitmez diyor. Burada uçan oradan gidiyor. Peki öğretmenim niye iki tane do dediniz? Yani başta da do var. Niye sonda da do var? Ben o anlamadım orayı. Ben sana soru sorabilirsin dedim mi çocuğum? Sabır ya biraz. Aa, azarı da yedim. Hangi öğretmen? Dersin ilk azarı. Peki buyurun devam edin. Pardon hocam. Bu gördüğünüz gibi soran atlayayım. Bu kalın sesler de kullanı veriyor çocuklar. Allah Allah. Kalın sesler hangileridir peki öğretmenim? Bak yine dersime böyüyorsun. Gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Elim lütfen. Ama ben merak ediyorum elimde değil. Tamam bir açık bekle sabırı oy. Her şeyin bir sınırsı var. Otoriter. Haklısınız öğretmenim. Vallahi. Kusura bakmayın bir daha olmaz. Nerede kalmıştık? Son attayında. Son attayı çeyyo, çon tabak ve piyon dersi için gerekli değil. Bakın çünkü piyonlara çok benziyor. Öğretmenim bir soru sorabilir miyim öğretmenim? Sana desen de soracaksın çocuğum söyle. Ve son soyum. Peki bu sol anahtarıyla evin kapısını açabilir miyiz? Çok kötüydü. Kötü. Bakma öyle Merve.
Böyle bir hocadan nasıl bir cevap gelecek ki? Ben de onu merak ettiğim için vallahi böyle saçma. Şimdi ama Henna ne derse hak ettin. Bence de. Böyle bir soruyla. Bak, surata bak. Gitti. Aa, öğretmen şok. Öğretmen manşet. Ders bitmişti çocuğum. Hadi iyi günler. Aa, vallahi kızdı. Ya. Ay peki. Sorumu beğenmedi sizin gibi. Estağfurullah. Peki turlarda görüşürüz Henna'yla. Evet, sıra geldi Antep'in medarı iftarı. En atarlımız, bilim insanı ve tekerleme üstadı. Efe, hoş geldin. Bize kendini tanıt hele. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Efe Dadak. 4,5 yaşındayım. Birinci oyuncu olacağım. Allah Allah. Sen de oyunculuğa sardın bakıyorum da. Nasılsın bakalım? İyi misin kardeş? İyiyim Evrim abla. Sen nasılsın? Eyvallah kardeş. İyiyim ben. Sen Dilberay ablanı tanıyor musun? Tanımaz olur muyum Evrim abla? Kendisi hemşirem sayılır kardeş. Ay. Kardeş. Oğlum komşu hemşeri diyelim Antepli aslında da. Öyle mi? Evet. Ne de olsa Kahramanmaraşlı kendisi değil mi? Toprağım. Olsun. Oldu bir şey. Ay havaya girdi bizimki. Bir de barak söylesin o zaman. Oo, inşallah onu da söyler. Sen şarkılarını seviyor musun Dilberay ablanın? Hele bir şarkısı var Evrim abla. Antep'ten ötedir Maraş'ın oğlu. Bayılıyorum Evrim abla bu şarkısına. Biliyorsunuz değil mi? Allah subhanallah. Biliyorsan söyle bize biraz. Çok acıklı Evrim abla. Söylersem ağlarım şimdi. Ağlarım diyor söylersem. Yani. Ağlama yavrum, niye ağlıyorsun ya? Şarkılar hüzünlenip eskileniyormuş. Peki o zaman Dilberay Hanım'a söylemek istediğim bir şey var mı kraliçemize? Zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Aklı sıra beni şakalayacak. Dur çaktırmayalım da gönlünü kırmasın. Yok değilsin tabii. Yani bir şey sormak istersen diye sordum. Hayır Evrim abla, zorunda mıyım şarkısını diyorum. Dilberay ablamın o şarkısını da çok seviyorum, mis gibi. Söyle yürüyorsun. Söyle o zaman söyle. Siz mis söyler gibi diyor. Ben söyleyeyim de ağlasın mı? Zorunda mıyım? Her gece rüyamda işinde senin. Ahu. Hep seni görmek zorunda mıyım? Kalbimin içinde sızın var senin. Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Bravo. O güzel gözden tanışarım oğlum ben. Efe sen bayağı Dilberay'ın fanatiği çıktın. Saygılar Dilberay abla, ellerinden öperim. Ay yerim seni ya, bu nasıl bir adam ya. Antepliymişsin, hemşeremsin hadi. Hadi bakalım buyurun. Peki diğer konuklarımıza sormak istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğin ya da? Evrim abla, ben konuklarımın hepsini çok seviyorum. Hem de çok. Aşkım benim. Onlar da seni çok seviyordu. Biz de seni çok seviyoruz. I love you too. Çok teşekkür ediyoruz Efe'cim. Evet, Arda hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Tüm misafirlerime de merhaba. Ben Arda Şahin, 3,5 yaşındayım. Ben birinci inşaatçı olacağım. Senin o ağzını yerim ben. Bal yanak inşaatçılar geri döndü. Arda'nın yanakları kalp bende. Evim abla, Ferman abiye bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Tabii sorular ki. Erken başladı Arda ama olsun, sorabilirsin. Duyduğuma göre sen çok iyi mangal yapıyormuşsun. Biz geçen babamla mangal yapmaya çalıştık. Hiç bir türlü yakamadık. Nasıl mangal yakılır? Ferman abi bana da gösterir misin? Vallahi canım benim, insan adı çıkacak. Ama yalan mı ya? Yani? Biz de mangalda tanıştık zaten. Şimdi artık gerçekten. Merve'yle. Bütün hep olaydı. Hep çok ev güzel. Çekimlerinde evde böyle mangal yapa yapa millet de beni mangalcı başı sandı vallahi bile. Ama baba lezzet yani, yapıyorsun. Ama hakkını yiyorsunuz. Biraz da yöresel tabii ki. Urfalı Adıyamanlı bir Adana'da doğup büyüyünce. Nasıl bu babasıyla yakamamış mangalı da püf noktası var mı onun? Var püf noktası. Püf noktası benim telefondan beni arıyorsun, ben geliyorum yakıyorum. Türkiye'nin mangalcısı. Çok güzeldi bu ya. Mangal diye acil diyorsun, ben gelip yakıyorum orada. Geçen gün bir yerde yemeğe gittik. Çok ortak bir sevdiğimiz bir abimizle beraber. Yemek söyledim. Yok onu söyleme dedi. Ben dedi başka bir şey söyledim dedi. O da o gün 3 tane radyo programı mı 4 tane radyo programı mı ne?
Ben de konserden gel, böyle duruyorum ama konserden gelmişim yorgunlukla. Onu yeme dedi. Şimdi ben sana bir şey yedireceğim, o ayağa kalkacaksın. Onu bir yedim Evrim. Ertesi gün ne hastalık, ne başka bir şey. Yani mangal yakmanın dışında da gerçekten çok iyi yemek tarif ediyor ve yapıyor mu bilmiyorum da evde mangalın yaptı, haricinde. Yaptı, yaptı. Şahidiz. Ev kuşunda gittiğimizde yapmıştı. Evet, yalan yok. Bayağı çok efsane. Çok değişik yemekler evet, yapıyor. Evet, evet, evet. Sen mangalda tavuk eti mi yapmayı seviyorsun yoksa köfte mi? Vallahi ikisi de güzel oluyor. O anki ağız tadına bağlı. Canın Allah istiyorsa, ne verdiyse. Allah ne verdiyse. Rızkımızda ne varsa o gün o güzel gidiyor. O da güzel. Ama ben en çok közde patlıcan seviyorum. Buyurun. Ay canımızı aldı evet, şimdi. Tam Antep işte bak. Evet, közde patlıcan. Evet, közde evet. Patlıcan, biber. Arda'yı bana versenize ya. Vereyim valla. Ve sırada çakıl var. Taş devrinin çakılı. Nisan hoş geldin, bize kendini tanıtır mısın tatlım? Maşallah. Subhanallah sana. Tüm misafirlerimize merhaba. Merhaba. Ben Nisan. Ben 3 yaşındayım. Yaşıyorum. Onu kapatamıyoruz. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Nisan. 3 yaşındayım. Şöyle yapamıyor. O kapanmıyor bir türlü. Onu yetmiyor eli belki. Ya. Kapanmıyor diye de bana şikayet ediyor. Ben de o parmağı kızacağım, kapanacak diyorum. Evet. Kızacağım ben ona. Peki sen büyüyünce ne olacaksın Nisan? Ben büyüyünce prenses olacağım. Erim abla. Erim abla. Erim abla. Erim abla. Veriyorum o Erim abla diye. Ay, sen gönüllerin prensessin be. Erim abla, size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ha, tabii ki de çok seviniriz değil mi? Tabii. Lütfen. Dinliyoruz, söylesin. Bekliyoruz. Başlıyorum. Başla. Son 2, 3, 4. Bahçelerde rüzgar, aklımda ay var. Gece yarısında eski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. Deli dolu günler, hayat geçer ki kakkalar yiyince. Günler geçer ki özledim şimdi çok uzaklarda. Larlarda. Burada üşüyormuş benim bir tanem, çok üşüyormuş. Ben olmayınca özledim şimdi çok uzaklarda. Bravo! Harika! Ay yerim seni ya! Ya bu nasıl bir şey ya? Gerçekten ne aşk bu? Larıda, ne yaptın? Larıda, çok uzaklarıda. Ay gülmek daha bir şey söyleyeceğim ama. Bak ben 3 yaşında, 5 yaşında merdivenden inmeyi öğrenmişim. Öyle düşün. Yılların şarkısı yani 3 kutu okuyorlar. Efsaneler evet. Abi böyle bir şey olamaz. Maşallah. Çok acayip. Subhanallah. Yani. Toy 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 çocuklarıma. Evet. Ve sırada Buckingham'ın prensi. Ankara'nın biz Buckingham kasabasındanız hepimiz. Burada da var iki tane. Biri Henna, biri Tuğra. Ben ve siz tabii ki. Evet. Baş ana kraliçe. Buckingham'ın. Canım benim. Evet. Hoş geldin Tuğra. Bize kendini tanıtır mısın? Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Tuğra'dan 4,5 yaşındayım. Ben büyüyünce baba olacağım. Ah. En garanti işi söylemiş. En garanti işi. Şimdi bunlara çocuk diyebilir miyim? Yani hep çocukken derdik yok uzay astronot olacağım, yok mühendis, polis olacağım, asker olacağım, doktor olacağım. Herkesin mesleği değişiyor ama baba olmak güzel, Allah nasip etsin olacaktır yani. İnşallah. İnşallah. Peki tesbih nedir biliyor musun Tuğra? Onu Fermen abiye sormak lazım değil mi abla? Allah Allah. Ben tesbih yapıp sallıyorum ne de olsa. Yahu ben yani Fermen abine de sorarız tabii ki ama ben seni bilip bilmediğini merak ettim. Biliyorum tabii, erkekler böyle tespih alıp sallarlar Erim abla. Maşallah, bilmediği bir şey de yok. Maşallah vallahi. Boşun dememişler çocuktan haberi diye Erim abla. Haklısın, haklısın. Teşekkür ediyorum Tuğra. Doğru söylüyorsun tatlım. Ve sırada orman gözlüm Irmak var. Hoş geldin, bize kendini tanıtır mısın Irmak? Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Irmak Yıldız. 5,5 yaşındayım. Büyüyünce doktor olacağım. Güzel. Meslekten mesleğe uçuyoruz. Teşekkürler Irmak. Her hafta bir meslek farkındaysanız. Her gün bir meslek. Evet Poyraz hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Tüm misafirlerimiz merhaba. Ben Pörsü'den 6 yaşındayım. Ben büyüyünce çiftçi olacağım. Eyvallah. Anladım. O başındaki de çiftçi şapkası mı yoksa?
Ay maşallah, hepsi zehirli. Bu bir çiftçi şapkası Emine abla. Ben bu önce çiftçi olmaya karar verdim. Güzel. Çiftçiler ne iş yapar Poyraz? Ablam olsun, bir şeyler ekiyor. Tatlıya gidip şişiyor. Hayvanlara yemek veriyor. Güzel. Doğru diyor. Değil mi? Bu çiftçilerin bir şarkısı var ya anne. Sen o şarkıyı biliyor musun? Poyraz'ın bir çiftliği var. Ha, o çiftliği bu çift mi olur? Çiftliğinde tabukları var. Tabuk. Dık 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 diye bağırıp çiftliğinde Poyraz babanın. Güzel, bravo. Merve. Senin Ferman babanın çiftliği de. Bak oraya gittiğimizde o şarkıyı söyle bize. Beraber ikimiz kol kola girip döne döne. Ferman babanın bir çiftliği var. Ya çok acayipler ya. Maşallah, evet. Allah'ın nesil gelsin. Teşekkür ettik. Vallahi. Ve sırada ikizler. Merhaba canlarım. Bize kendinizi tanıtın. Hoş geldiniz. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Kuzey Demir'e 5,5 yaşından büyünce polis olacağım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Sarp Demir'e 5,5 yaşındayım. Büyüyünce polis olacağım. Oo, çok yüksek bir enerjili haliniz var. Çok teşekkür ediyorum bu tanışma için. Ve sıra geldi kutu bebek Ebrar'a. Ben çok korkuyorum şu an. Neden? Ne olacağını çok merak ediyorum. Bence de merak et. Ebrar. Hoş geldin, bize kendini tanıt. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Ebrar Aile Demir Bilek 3 yaşındayım. Büyüyünce pilot olacağım. Evrim abla diye bir ablaya bir soru sorabilir miyim? Demir abla... Kahramanmaraşlı. Acaba oranın en meşhur yemeği hangisi? Dolma. Kurutma dolması. O patlıcan falan onlar. Patlıcan, kabak, biber. Of. Tabii içi çok önemli onun içi. Dilbel abla, sen o yemeğin bana tarifini verir misin? Çıkışta şeyden polise. Çıkışta veririz yavrum. Çok güzeller, Allah esirgesin ya. Teşekkür ederim Dilbel abla. O zaman ben de size bir gün fırında tavuk tarifi vereceğim. Haydi. Dilber abla tavuğu çok seviyor ya. Hatta şarkısı bile var. Şarkısı bile var ya. Biz çok seviyoruz o şarkıyı zaten. Emma abla, Ebrar'ın yanına gidebilir miyim izin verirsen? Gidebilirsin ama Ebrar'a bir sormam gerekiyor. Ebrar, Arda yine seni ziyaret etmek istiyormuş. Ne dersin? Tabii ki de gelebilir Evrim abla, çok sevinirim. Arda için Özdeyiş abi bir sandalye koyabilir mi buraya? Vallahi işi çözdüler. Tabii tabii, Özdeyiş'in işi ne zaten? Özdeyiş'e ilgilen lütfen. Ha bak. Aa, bak surata bak. Hadi izin çıktı. Arda, sandalyen de hazır. Teşekkür ederim Evrim abla. Ne İzli demek var, bir tanem. Bak ya. Aa. Bak. Bakalım yeni buluşmada neler yaşanacak. Ben şu an hayretler içerisinde izliyorum. Gelecek şimdi, bak ya. Bak, bak. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk prenses. Prenses. Allah'ım ya. O zaman birinci tur başlasın. Siz büyüyünce oturacağınız evi kiralayacak mısınız yoksa satın mı alacaksınız? Ev yapıp Ebrar'a satacağım. Ama benim bu kadar param yok ya Arda. Sana parasız yaparım prenses. Bir insanın evisi mi olmanın daha önemli yoksa arabası mı? Evisi. Evisi. Size ödediğim parayla kamyon oyuncak alınır. Evrim Akın'ın evinde oturuyorsunuz. Dile kolay Evrim Akın. Vallahi modanın evi olsa o kadar kira ödemem. Ama duş almadan olur mu? Olmaz. Televizyon izlemeden olur mu? Olmaz. Yemek yemeden olur mu? O da olmaz. O da olmaz. Faturalar mı büyüklerin omuzlarına çok yük olur yoksa kira mı? Faturalar omuzumuzda ulaşıyorsun Kerim abla. Ya buyurun. Merve abla bir soru sorabilir miyim? Senin en büyük gelen faturan ne? Çanta faturası da ağır geliyordur. Sorma bu. Biraz ağır. Ben de size bir gün fırında tavuk tarifi vereceğim. 1 kilo tavuk butu. Herkese afiyet olsun. Köpekleri ballamışam, önüne de ekmek doğramışam. Köpekleri ballamışam, önüne de ekmek doğramışam. Evet.
Efendim, bu turda çocuklarımıza bir soru soruyoruz. Çoğunluk ne demiştir? Önce onu tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu doğru tahminse kafadan 10 puan kazandıracak. Sonra çoğunluktaki çocuklarımı teker teker bulmaya çalışacaksınız. Her doğru çocuğum da size 20 puan kazandıracak. Oh, ne kadar güzel. Tamam. Bu kadar basit. Sorum da şu. Ev kirasına mı daha çok para gider, faturalara mı diye sorduk. Dilberay'la başlıyorum. Çoğunluk ne demiştir? Ev kirası mı, faturalar mı? Faturalar. Faturalar. Ev kirası demiştir. Faturalar ben de diyeceğim. Evet, çoğunluk faturalar demiş. Tebrik ediyorum. Doğru mu? 10'ar puan kazandınız. Evet efendim. Evet. Şimdi Dilberay bana yakın olduğu için onunla başlayacağım. Hangi çocuğum faturalara daha çok para gider demiştir? Ebrar ile Arda. Ebrar ve Arda. Peki soralım. Çocuklar, sizce ev almak mı daha zordur yoksa araba almak mı? Bence ev almak daha zordur Evrim abla. Çünkü evler daha çok büyüktür. Ağzını yerim seni. Bence araba almak daha zordur Evrim abla. Arabalar çok pahalıdır ve hareket ederler. Bence evler daha pahalıdır Arda. İnsanlar ev almak için çok çalışması lazımlar. Ama ben olsam araba almak isterdim. Çünkü arabaları çok seviyorum. İşte ezelden beri süre gelen kadın erkek fikir ayrılığı. Aynen öyle. Bir ev, bir araba. Kadınlar hep bir evim olsun, başımı sokayım. Başımı sokayım, erkek adam de araba. Adam bir araba olsun, şöyle hızlı gideyim bunu yapayım. Doğru. Sizin de arabalarla aranız iyi, ben biliyorum. Ben de tabii ki. Seviyorsunuz değil mi böyle? Çocukluktan beri tabii. Erkek çocuğu dediğin zaman direkt aklı araba zaten. Sizce? Ev. Değil mi ev ya? Ev. Bence de. Tabii önemli ev, olarak ev önemli. Araba da ihtiyaç. Araba ihtiyaç kesinlikle. Aynen. İhtiyaç. Evrim abla, Dilber ablaya bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. Sor. Bir insanın evisi mi olmanın daha önemli yoksa arabası mı? Evisi. Evisi. Teşekkür ederim. Ah, senin ağzın. Kibarlığa bak sen. Peki, arabalar için de ödenmesi gereken faturalar var mıdır çocuklar? Vardır tabii Evrim abla. Arabanın derdi bitmez ki. Ne para gider arabaya? Arabamıza bakım yaptırmalıyız. Faturası geldiğinde babamız öder. Arabanın ışıkları sürekli yandığı için elektrik faturası gelmiş olabilir. Olur mu öyle şey Arda? Neden olmasın Emrah? Yeni çıkan elektrikli arabalardansa fatura gelmesi normal değil yani, mi? Tabii ki. Peki sizce para harcamanın zorunlu olduğu şeyler nelerdir? Tabii ki de yemektir. Yemek malzemeleri almadan yaşamamız çok zordur. Bence oyuncaklardır Erim abla. Çocuklar oyuncakları olmadan çok sıkılırlar. Bu yüzden de hep çizgi film seyrederler. Bence yemek yemeden de çok sıkılırlar. Farman abiye bir soru sorabilir miyim Erim abla? Tabii ki de Arda'cığım, sorabilirsin. Tabii ki, buyur, bekliyorum. Farman abi, sen en çok neye para harcıyorsun? Eyvah. Ya buyurun. Ben en çok neye para harcıyorum? En çok kıyafete, ayakkabıya. Bence mangala. Bence mangala. Bir sürü arkadaşlar, dostlar evde toplanıyor. Evet, bir de tek başına da yemiyor yani. Tabii. En az 50 kişi. Tabii. Şimdi yedirmeyi sevdiğimiz için o gözüme gelmiyor. Çünkü onu harcam olarak görmüyorum. Çünkü hep o doğal hayatın akışı. Dostlarla gibi beraber paylaştığımız için. Evet, kıyafet de zaruri zaten sahneye çıkmak için. Aynen, kesinlikle. Aynı şeyi giyemiyorsun çünkü. Yani o zorluk. Teşekkür ederim. Ne bir şey demek değil. Bir şey soracağım çocuklar. Siz büyüyünce oturacağınız evi kiralayacak mısınız yoksa satın mı alacaksınız? Biliyorsun ben inşaatçıyım Erim abla. Ev yapıp Ebrar'a satacağım. Ama benim bu kadar param yok ya Arda. Para biriktirmem lazım. Sana parasız yaparım prenses. Aa, centilmen ayol. Bunlar çok nasıl tatlılar Evrim. Anneleri babaları sen yani ısırmadan. Ben yok, onlarla bir görsen boğuş boğuşuz sürekli. Değil mi? Yerlerde yuvarlanıyorum. Ah, kurban olsunlar. Soruma geçiyorum o zaman. Ev kirasına mı daha çok para gider, faturalara mı? Faturalara daha çok para gider. Bravo! 20 puan da Ebrar'la Arda'dan aldık. Çok güzel. İşte sırada Ferman Toprak var. Hangi çocuğum faturalara daha çok para gider demiştir? Irmak. Irmak. Soralım. Sence evlerin yerleri kira fiyatlarını etkiler mi? Etkiler tabii ki Evrim abla. Mesela şehrin içindeki evler çok pahalı olur. Ne yazık ki, evet. Peki kirada oturmak mı daha güzeldir, ev satın almak mı? Kirada oturmak daha güzeldir Evrim abla. Ama ev satın alınca her zaman oturmak zorundasın. Allah Allah, bilmiş.
Duyuyorsunuz değil mi? Peki senin evin olsaydı az kira mı isterdin, çok kira mı? Benim evim olsaydı yüksek kira isterdim Evrim abla. O kirayla her zaman bir sürü oyuncak alırdım. Yavrum kiracıya yazık değil mi? Sen bir sürü oyuncak alacaksın diye o kadar kira ödeyecek. Ne yaparsın Evrim abla? Irmak Yıldız'ın evinde oturmak kolay değil. Allah! Bak dile kolay. Irmak Yıldız. Gel o zaman seninle bir skeç oynayalım biz. Ne dersin? Sen kiracı ol, ben de ev sahibi. Yaşasın. Seninle skeç yapmayı çok seviyorum Evrim abla. Biz çok güzel skeçlerimiz var bu arada. Evet. O zaman başlıyorum. Kim o? Benim Irmak Hanım, ev sahibiniz Evrim Akın. Buyurun Evrim Hanım, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, böyle habersiz geldim de sizinle bir hususta konuşmak istiyorum. Tabii buyurun, konu neydi? Canım kiranın bir yılı doldu da şu zam konusunu konuşalım diyecektim. Ne kadar zam yapacağız kiraya? Vallahi ben %50 düşünüyorum. Ne? Anam. Nasıl olur Evrim Hanım? O biraz fazla değil mi? Buradan aldığım kirayla kızıma oyuncak alıyorum. Malum oyuncak fiyatları arttı ve gitti. Size ödediğim parayla her ay kamyon oyuncak alınır. O kadar oyuncak çok değil mi? Bakın hanımefendi, benim kızım oyuncakları çok seviyor ve bir oynadığı oyuncağıyla bir daha asla ve kat'a oynamıyor. Biz de durmadan yenisini alıyoruz. Zenginlik ne manaysa. Ay bize yazık değil mi Evrim Hanım? Sizin kız evcilik oynasın diye biz pişman olacağız galiba. Ama siz de Evrim Akın'ın evinde oturuyorsunuz. Dile kolay Evrim Akın, Irmak Hanım. Vallahi modumun evi olsa o kadar kira ödemem. O zaman Almanya'dan oğlum gelecek. Çıkın evden. Sizin oğlunuz yok ki Evrim Hanım. Ya kardeşimin oğlu. Hala diyor ya bana, öyle çocukla yakınız. Onu demek istemiştim. İsterseniz gelin biraz pazarlık yapalım. Şimdi ben çıksam kaç ay boş kalır? Sizin kız da bebeksiz kalır. Haklısınız. O zaman %40 olsun. Tavana kıyıyorum. O kadar etmez. %5. Kurtarmaz vallahi Irmak Hanım. %30. Böcek basıyor. %10. Ay tavan akıyor, böcek basıyor. Ben bu evi kimseye veremem. %25. Üstelik 7. kat. Asansörü de yok. %15. Peki hadi sizi kırmayalım. İyi günler size. Size de iyi günler. Nasılmış pahalıca ev sahibi olmak? Haklısın Evrim abla. Eğer evim olursa az kira isteyeceğim. Bravo. Bravo. Evet peki Irmak'cığım, sence en yüksek gelen fatura hangisidir? Mevsime göre değişir Evrim abla. Eğer kış ayındaysak doğalgaz daha çok gelir. Yaz ayındaysak su çok gelir. Şimdi yaz ayındayız desene. Su faturası bayağı pahalı gelecek. Doğru, bir de bu sıcaklarda. Dilbel abla, annelerin evine de fatura geliyor mu? Kendi sorusuna. Çok fatura geliyor kızım. Faturalar ödemekten canımdan bezdim. Kaç kişisiniz evde? Evde ordu var. Değil mi? Harika. Torunlar, çocuklar. Normal. Allah kolaylık versin size. Amin. Vallahi. Peki soruma geçiyorum o zaman. Irmak, sence ev kirasına mı daha çok para gider, faturalara mı? Faturalara daha çok para gider. Bravo. 20 puan kazandık Irmak'tan. Evet, sıra geldi prensese. Vallahi çok kafam karışık şu an. Ben Efe demek istiyorum. Efe, hemen soralım. Efe, kirada oturmak ne demek biliyor musun? Şimdi burası şakacıktan bir evmiş. Bu ev bizim ev olmasaydı sürekli bu eve gidecektik, 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 bu eve gidecektik. Yani sürekli ev dolaşmak. Yani evet. Kirada oturanlar her yıl taşınmak zorunda mıdır? Zorunda mıyız Evrim abla? Espri de yapıyor. Kirada oturmanın olayı bu zaten Evrim abla.
Vallahi güzelim Antep'te, insan ev seçemez vallaha. Yani bu ev çok güzel ya. Bizim eve gidelim. Anam bu ev de çok güzelmiş, bu evi taşınalım. Anam bu ev de güzelmiş. Eller o kadar güzel ki kardeşim, görsen. Ya Antep'in ağası gelince adam değişmiyor mu? Format atıyor yani, resmen kardeş. Başka bir şey çıkıyor. Anam bir kardeş falan diyor. Ya biz Antep'i bilmez miyiz? Ben çok severim Antep'i. Ben de çok severim Antep'i. Evet, bütün Gaziantep'e selamlar olsun buradan. Selamlar olsun buradan. Antep'in yerel mimarisi de değil mi? Çok güzeldir. Çok, çok şık bir yer. Sen bilirsin Dibler abla. Kahramanmaraşlısın. Hemşehrin sayılırız. Bizim evler buradaki evlerden daha güzel değil mi? Evet ama ben şimdi Düzce'de oturuyorum. Vallahi yeşillik değil mi? Cennette yaşıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Efe, rahat bir yaşam için çok mu para harcamak gerekir tatlım? Şimdi rahattan kaskımız ne evdim abla? Önce bunu bir düşünelim. Mesela ben şimdi çok rahatım. Ama sor bakalım babama. Babam rahat mı? Tabii ki değil. Ev kirası, elektrik faturası, doğalgazı, interneti, mutfak masrafı. Oho! Say bitmez. 100.000 tane iş var onun. Demek ki rahat yaşamak için biraz para harcamak gerekiyormuş. Tabii. Ne yazık ki değil mi? Tabii canım. Evet. Efe, en düşük gelen fatura nedir sence? Ne az kullanıyorsan o az gelir Evrim abla. Ama duş almadan olur mu? Olmaz. Televizyon izlemeden olur mu? Olmaz. Telefonla konuşmadan olur mu? Olmaz. Yemek yemeden olur mu? O da olmaz. O da olmaz. Peki. Masrafı kısacak bir yer bulamadık. Bulamadık, kısamadık. Evet, söyle bakalım. Ev kirasına mı daha çok para gider, faturalara mı? Faturalara daha çok para gider. Bravo! Aslansın Efe! 20 puan Efe'den aldık. Sıra geldi. Ha bu arada söyleyeyim, iki çocuğum kaldı faturalar diyen. Turgay. Tuğra mı? Tuğra. Tuğra'ya soralım. Sadece emlakçılar mı ev kiralayabilirler Tuğra? Hayır Erim abla. Eğer ev sahibiysek emlakçıya vermeden kendimize evi kiralayabiliriz. Yani evin sahibi biz olduğumuz için biz kiralarız. Güzel. Peki boğaz manzaralı evlerin mi kiraları daha çoktur yoksa şehir manzaralı evlerin mi? Boğaz manzaralı evlerin kirası daha çoktur. Çünkü adı üstünde boğaz manzarası. Şehir manzarası dediğin nedir ki Ebru'm abla? Bina değil mi? Binanın manzarası mı olur ya? Ebru'm abla bu soruyu Ferman abime sormak istiyorum. Sence en güzel evler deniz manzarası olanlar mıdır? Yani tabii ki deniz manzarası olan evler daha güzel olur. Şaşkınlık içinde izliyor Ferman abi çocuklar. Şoka girdi. Hepimiz öyle olduk ama yani. Şaka neler biliyorlar maşallah ya. Maşallah inanılmazlar ya. Çok ben acayip. Televizyondan izliyordum. Bu derece olduğunu bilmiyordum. Vallahi öyleler çok acayip. Yani bu derece olduğunu bilmiyordum. Yani ben sohbet ederken de onlarla hani özel zamanda beni çok şaşırtıyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bütün faturalar aynı gün mü gelir Tuğra? Hayır Erim abla. Biri ay başında gelir, biri ayın ortasında gelir. Birinin sonunda gelir. Zaten önemli olan ne zaman geldiği değildir. Ne zaman ödeneceğidir. Hepsi aynı anda. Babam maaş alıcı ödenir çünkü. Ay yes, kurban olurum sana. Faturasız bir dünya istiyorum. Amin. Amin. Sence ev kirasına mı daha çok para gider, faturalara mı? Ev kirasına daha çok para gider. Puan alamadık Tuğra'dan. Evet. İki çocuğum kaldı Ferman Toprak. Faturalar diyen. Vallahi öyle bir bakışı var ki maşallah. Cin gibi. Öyle böyle bir diyor. Nisan. Nisan. Nisan diyor. Sence insanlar neden ev almak için yıllarca borç öderler? Erim abla, herkes bugün ev almak zorundadır. Neden, ne soracaksın söyleyeyim. Düşünsene şu sürekli kira diyorsun. Hiç bitmek bilmiyor. Sonra evde nerede ödesin? Yaşlanmışsın ama hala kiralısın. Bence kimse bunu istemez. Haklısın, Allah herkese ev sahibi yapsın. Amin. İsteyenleri. Peki faturalar mı büyüklerin omuzlarına çok yük olur yoksa kira mı? Faturaları omuzumuzda mı taşıyorsun Kerim abla? Kira belki öyle. Ama faturalar o kadar büyük olduğunu sanmıyorum. Benim yeten kaç saat telefonda konuşabilir ki Erim abla? Bu kadar büyük faturaları olsun.
Ay sinirlendim. Bak. Vallahi gelen rakamları görsen. Erim abla. Nasıl o kadar büyük fatura geliyor ben de şaşırıyorum. Erim ablam, Erim abla bir soru sorabilir miyim? Ah kurban olsunlar, sor. Senin büyük gelen faturan ne? Isınma, kışında tabii soğutma. Kışın ısıtma, yazın soğutma. Yazın soğutma, aynen. Evet, hepimizin ne yazın. Artık sistemler merkezi ya. Eskisi doğru. Gibi değil. Çanta faturası da ağır geliyordur. Sorma. Biraz ağır gitti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir tane. Sence en çok para kazandıran iş hangisidir Nisan? Prenses olmak bir tabii ki. Erim abla. Nisan'cığım çok tatlısın. Soruma geçiyorum. Sence ev kirasına mı daha çok para gider, faturalara mı? Faturalara daha çok para gider. Bravo. 20 puan Nisan'dan kazandı. Kaldı bir tane çoğuçum. Hepsinin gözleri beni korkutuyor. Ama ben Henna diyeyim o zaman. Henna. Peki. Henna, sence gördüğümüz bütün evleri kiralayabilir miyiz? Hepsini nasıl kiralayayım çocuğum? Hepsinin payımız mı yeter? Mesela bir paya, sonra yine bir paya, iki paya kaç eder? Bazı evlerin kirası çok pahalıdır. Peki eve gelen faturaları ödemezsek ne olur biliyor musun? Tabii ki de eksiğimizi keser yer. Karanlıkta oturmak zorunda kalırız çocuğum. Ne kirayı ödemeyi unutursak evden koyuyoruz. Ama annesi evin sahibi ayrılmaz ki evinden. Bence onu da unutmayın. Neyse biz unutsak da ev sahibi unutmaz, merak etme. Henna, ev sahibinin bir evi, kiracının 1000 evi var. Ne demek biliyor musun? İstedikleri kadar ev kiraya bayar demek. Ama ev sahibinin sadece bir tane evi var, bir tane. Ama yastığı varsa tane. İki. Yazık sonra varsa köyü, varsa iki. Köyü varsa üç. Sonra havuz evi varsa dört. Havuz evi varsa dört. Havuz evi varsa bayağı dört. Emlak zengini çıktı bu evin sahibi. Evet. Evim abla, Merve ablaya bir soru sorabilir miyim? Sor bebeğim, sor. Tabii ki de. Hep aynı evde mi oturmak daha güzel, yoksa taşınmak mı? Taşınmak daha güzel bence. Yani tabii herkesin bir evi olmalı. Allah güç versin, kuvvet versin Amin. Herkese. Bu devirde ev almak da çok zor. İşte kendini kurtaracak kadar, ileriki yaşlarını düşünecek kadar yatırım yaparsa okey, ama ben gezmeyi seviyorum ya. Çünkü belli bir süre sonra sıkılıyorum. Ama siz yıllardır hep aynı ev değil mi? Şimdi aynı ev deyince... Yani o Düzce'deki çiftlik. Benimki cennet. Cennet. İşte tabii öyle bir yer bulduğun of. Zaman yaşarsın da yani. Çok güzel olur değil mi? İnsanın ömrü uzar. Şu an dutlar yerlerde. Oh! Serin serin püfür püfür. Uzun bağlarım. Fırmalarım. Allah! Apartmanı ne yapayım? Ankara'da cezaevinde hissediyorum kendimi. Değil mi? Ankara'da. O ayak toprağa değecek yani değil mi? Bilmiyorum. O enerji gidecek yani. Negatif enerji. 50 tane apartmana vermem o bahçemi. Ay ne güzel. Allah uzun ve huzurlu amin. Bir ömür nasip etsin. Allah herkese nasip etsin. Amin. 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 Rabbim herkese nasip eylesin ya Rabbim. İçinde de bize inşallah. Canım benim. İnşallah. Canım benim. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ağzını yiyeyim. Ağzını şimdi. Soruya geçiyorum. Buyurun. Henna, sence ev kirasına mı daha çok para gider, faturalara mı? Faturaya daha çok para gider. Bravo. Merve bravo ya. Bu arada. Çok iyi anlaştık onunla. Vallahi. Poyraz ve ikizler Sarp ve Kuzey azınlıktaki cevabı vermişti. Ev kirasına daha çok gider diye. Onları açmıyoruz o yüzden. Şimdi sıra geldi Ebrar'dan al tarifi bölümümüze. Arda şimdi hava almaya çıktı. Ebrar'ın köşesi ya bu, yalnız bıraktı sağ olsun. Ama ikinci turda yine gelecek, Ebrar'la birlikte yarışacak. Ebrar Usta, hadi sözünü verdiğin fırında tavuk demişti değil evet, mi? Evet, fırında doğru tavuk demişti. Hadi bakalım onu tarifi ver. Dilber ablan da merakla bekliyor. Değil mi Dilberay Hanım? Evrim abla, kağıt kalemler hazır mı? Tabii ki de. Soru mu bu? Önce malzemeler. Buyurun. 1 kilo tavuk butu. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı sos. Sosu için salçayı bir kaba koyalım. Sonra pul biber, karabiber ve kekiki üstüne dökelim. Üzerine zeytinyağı da ekleyerek iyice karıştıralım. Allah. Tavuk butlarını temizleyip yıkayalım.
sonra hazırladığımız sosun içinde iyice karıştıralım. Sonra yağlı tepsimizin üzerine tavuklarımızı koyalım. Sonra fırınımızı 180 derecede ayarlayalım. Tepsimizi fırının içine koyalım. Kapağını da kapatalım ve yarım saat bekleyelim. Fırınımızdan tepsimizi çıkartalım. Sonra servis tabağını alalım. Herkese afiyet olsun. Oo, bravo. Allah. Merve, eve gidip yaparsın. Ya ben giderken bunları da bana verseler. Ver. Ne olur. Ben onlarsız duramam. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl güzel yaptı değil mi Emin? Çok güzel yaptı. Ellerine sağlık Ebrar. Vallahi şahane. Evet. Değil mi? Deneyelim bunu. Anasından görmüştür o. Annesi çok hamarat bir kadın ama. Vallahi buradan anasından selamlar görmüştüm. Olsun Leyla'ya. Evet, o zaman ferman toprak diyelim yahu. Şöyle bir kurtlar ötelim. Evet. Yakışmaz mı? Mersolar, yatlar, katlar. Kültürün, güzelliğin en kralını katlar. Çalış moruk, gayret et. Zulalar bir bir parçalar. Ne hallere getirdi? Bak bizi ters o aşklar. Sana da yakışmaz mı? Mersolar, yatlar, katlar. Kültürün, güzelliğin en kralını katlar. Çalış moruk, gayret et. Zulalar bir bir parçalar. Ne hallere getirdi? Bak bizi ters o aşklar. Saldır moruk saldır, parayı bulacaksın. Saldırmaya devam et, çok zengin olacaksın. Adam olmaz diyenlere parmak ısırtacaksın. Böyle ters o yaşanmaz, sen de kurtulacaksın. Saldır moruk saldır, parayı bulacaksın. Saldırmaya devam et, çok zengin olacaksın. Adam olmaz diyenlere parmak ısırtacaksın. Böyle ters o yaşanmaz, sen de kurtulacaksın. Çekilir mi bu yaşta ters o zorlu bir hayat? Senin de hakkın moruk, eğlenmek huzur rahat. Çalışmadan yaşamak sakat moruk, çok sakat. Eskiden böyle miydi, şimdi işler çok kesat. Çekilir mi bu yaşta ters o zorlu bir hayat? Senin de hakkın moruk, eğlenmek huzur rahat. Çalışmadan yaşamak sakat moruk, çok sakat. Eskiden böyle miydi, şimdi işler çok kesat. Saldır moruk saldır, parayı bulacaksın. Saldırmaya devam et, çok zengin olacaksın. Adam olmaz diyenlere parmak ısırtacaksın. Böyle ters o yaşanmaz, sen de kurtulacaksın. Saldır moruk saldır, parayı bulacaksın. Saldırmaya devam et, çok zengin olacaksın. Adam olmaz diyenlere parmak ısırtacaksın. Öyle ters o yaşanmaz, sen de kurtulacaksın. Saldır moruk saldır, saldırmaya devam et. Adam olmaz diyenlere öyle ters o yaşanmaz. Kısırtacaksın. Öyle ters o yaşanmaz, sen de kurtulacaksın.
İhsan ediyorum, sağ olun. Ay bu yeni mi? Yeni. Yeni. Ay süpermiş ya. Saldırmadan yok. Mesajlı falan. Bu şarkıyı 14 sene önce de rahmetli Müslüm Baba seslendirmişti. Müslüm Gürses tabii. Ay Allah rahmet eylesin. Allah'ın ruhunu yatırsın. 2017'de bana nasip oldu. Bir saniye. Bir saniye. Evet Müslüm Baba okudu. Eser kimin? Cevdet Bülbül'ün. Cevdet Bülbül'ün üstadın. Almanya'da. Yurt dışında yaşıyor. Onun ilk 2-3 tane eser aldım ondan ben. Eşim okudu. Göz gönder bana. Onu da Müslüm Baba okudu. Bunu da Müslüm Baba okudu. Müslüm Baba'da bayağı şarkılar var Cevdet. Evet. Güzel yorumlamışsın. Sağ olasın anne. Çok güzel yorumlamışsın. Teşekkür ederim, sağ olun. Diyorum ki Allah'ım bu eseri bir yerden tanıyorum. Nereden biliyorum? Çok ben. Güzel bir eser ama on numara. Sağ olun. Allah yolun açık etsin. Allah razı olsun. Yolun açık etsin. O zaman ikinci tur başlasın. Ünlüler televizyona çıkarsa ne tür programları tercih ederler? Eğlenceli programları seçerler. Aynı bizim programımız gibi. Herhalde, herhalde. Nisan, sence herkes ünlü olabilir mi? Herkes ünlü olur. O zaman ünsüz kimse kalmaz. Avuç içlerim kaşınıyor, çok kötü. Ünlü olmak çok güzel, ünlü olmak çok güzel. Şarkıcı olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Evimin hanımı olurdum, ne olurdum, başka bir şey olamazdım. Televizyona en kolay nasıl çıkılır Efe? Tırmalarlar çıkılır. Ay. Firman abiye bir soru sorabilir miyim? Eleneceğim galiba, Firman abi. Firman abi. Abim. Ay. Yok artık. Gerçekten ne yaptı öyle oğlum? Muhteşem bir şekil çıktı ortaya. Kendimi de çıkarıyorum arada. Efendim ikinci turdayız. Bu turda çocuklarımıza bir soru sorduk. Burada iş size düşüyor. Önünüzdeki butona basacaksınız. Ekranda beliren çocuğum ne cevap vermiştir? Bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu tahmin size 30 puan kazandıracak. Doğru tahmin. Bu turun sonunda en yüksek puanı alan arkadaşımla finale çıkacağım. Oo. Evet. Ama en düşük puanı alan iki konuğuma da veda edeceğim. Çok üzücü. Hemen belirteyim. Bu arada her bir ünlüm iki kere oynayacak bu oyunu. Yani tamam. Butona iki kez basacak. Şimdi sorum şu. Bütün ünlüler televizyona çıkar mı? Bu kadar basit. Merve'nin puanı yüksek olduğu için Merve ile başlıyorum. Bu ton senin. Çok heyecanlıyım şu an. Irmak geldi. Irmak'a bütün ünlüler televizyona çıkar mı diye sorduk. Ne cevap vermiş? Çıkar demiştir. Çıkar. Peki soralım. Bütün ünlülerin mutlaka yaptıkları bir şey var mıdır Irmak? Vardır tabii ki Evrim abla. Bütün ünlüler hayranlarıyla buluşmaktan keyif alır. O yüzden imza günleri konser yaparlar. Bum bum be be be. Bum bum be be be. Konser yaptı şu an Irmak. Konser verdi evet. Doğru aslında ya değil mi? Tabii. En büyük haz o değil mi? Seyirciyle buluşmak, bir arada olmak. Alkış bir de. Bundan sonra ben de konsere dum be 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 diye çıkacağım. Dum. Action, diction. Action, make de bir de bunu ekledik. Bunu ekle. Dum be be be. Be be. Yeni bir soluk. Evet. Peki, ünlüler televizyona çıkarsa ne tür programları tercih ederler? Şarkı söyleyecek programları tercih ederler. Bir de sohbet etmek, eğlenmek isterler. O yüzden eğlenceli programları seçerler. Aynı bizim programımız gibi. Herhalde, bravo. Herhalde. Yani haklısın Irmak'cığım. Sohbet bizde, eğlence bizde, şarkı türkü bilgi bizde. Bilgi bizde. Bilgi birikim sizlerde, hatta onlar da yani. Erman abla, Firman abiye bir soru sorabilir miyim? Firman abisi. Firman abi. Firman abi. Firman abi buyur. Firman abi, hiç unutamadığın bir konser oldu mu? Heh. Tesbih albümün çıktıktan sonra Karabük'te 40 bin kişiye bir halk konseri olmuştu. Oh! Maşallah! Yani, bravo! Yani çünkü oradaki enteresan olan olay, dedim ki yani işte Allah'ın gariban Güneydoğulusu kalkmış Karadeniz'de 40 bin kişiye. Bu da müzik işte, herkesi müzik bir araya getiriyor. O kadar güzel dedim. Bir iş yapıyorsunuz ki hepiniz. Sizin var mı Dilberay Hanım böyle ilginç, çok enteresan? Neler gelmedik. Değil mi? Kaç senedir. Neler gelmedi. Bir gün nerede konserdeydim? Elbistan'da.
Elbistan. Elbistan'da tamam, konserdeyim. Arabayla ayağa kaldırdı beni halk. Arabayla. Araba ayakta. Halk altında. Ay. Sanki bir vinç geldi aldı. Arabayı ayağa kaldırdı. Aşağıdan bağırıyorum. Kurban olayım yavrularım, öleceğim. Aşağı indirin. Ana ölmezsin. Ben aşağı indirin, kurban olayım dedim. Çünkü yükseklik korkunuz var bildiğim kadarıyla. Yükseklik de arabayla havadasın kızım. Ay, bir de altta kalanlar. Arabayla havadasın. Biz bunları gördük, yaşadık. Teşekkür ederim. Geldik ben sonuçta. Teşekkür ederiz hayat. Sen söyle bakalım, bütün ünlüler televizyona çıkar mı? Bütün ünlüler televizyona çıkmaz. Aferin evet, çocuğum, doğru dedin. Olsun. İlk yanlışın oldu yarışmada, evet, başından beri. Evet, elincem galiba. Firman abi. Firman abi. Peki, sıra geldi Dilberay'a. Buton sizin efendim, butona basabilirsiniz. Evet, Ebrar ve Arda geldi. Allah. Ne demiştir onlar? Bütün ünlüler televizyona çıkar mı diye sorduk. Çıkar mı, çıkmaz mı? Hangisini söylemişler? Çıkar demişti. Şarkı söyle, türkü söylerler demişti. Soralım. Çocuklar, ressamlar ünlü müdür sizce? Ünlüdür tabii Evrim abla. Ama bütün ressamlar ünlü değildir. Sadece bazıları öyledir. Bence de öyledir. Ama neden Evrar? Çünkü bazı ressamlar çok güzel resimler yapar. Herkes müzeye gidip onlara bakmak ister. Biz bir kere müzeye gitmiştik. Az kalsın kayboluyordum. Ben hiç annemin ellerini bırakmam. Sen de bırakma Arda. Evet, duydunuz. Kalabalık yerlerde annelerimizin elini bırakmıyoruz. Peki, ünlülerin ünlü olmayan arkadaşları olur mu? Bence olmaz Evrim abla. Ünlülerin tanıdığı herkes ünlüdür. Bence de olmaz Evrim abla. Bence ünlü biri ise sadece ünlü insanlarla buluşman lazım. Öyle ünlüler var ki ne selam alınır ne selam verilir. Öyle ünlüler var. Ama hani böyle didine didine tırnaklarından yola yola gelen kızım gibi, oğlum gibi. Allah razı olsun. Bir Dilberay gibi. Ne ünlüsü ya, biz onların turabıyız ya. Biz halkımızın turabıyız ya. Ünlüler parayı bulanlar. Parayla ünlü, parasından ünlü. Evet. O zattan sana selam vermez. Yakalamış her şeyi. Allah güle güle Yedirmek nasip etsin. Amin. Sen garibanın yanında ol. Doğru. Sen garibandan ünlü ol. Aynen. Garibandan ünlü ol ki ne? Onlar egosuna, kibirlerine yenik düşüyorlar. Kibirli ya, kibirlerine oldu. Ona yenik düşüyorlar. Allah yardımcıları olsun. Onların da işi zor. Aynen. Öyle insanların da işi zor. Allah meşhurluğun ışığıyla kimsenin gözünü kör etmesin. Değil mi? Gerçekten öyle. Onunla sınanıyorlar aslında. O da büyük. Tabii, sınan, o da başka bir şey yani. Önemli olan. Ferman abi, senin ünlü olmayan arkadaşın var mı? Var. Evrim Akın var, Merve Özbey var. Hala ünlü olamadılar onlar. 20 senedir çalışıyorlar. Ne dedi ki, anlayamadım. Ferman abi diyor, senin hiç ünlü arkadaşın var mı? Ünlü olmayan. Hayır, ünlü olmayan. Çok var tabii canım, çok var. Teşekkür ederim. Senin kibarlığa bak ya. Peki, ünlüler neden televizyona çıkar sizce? Unutmayalım diye televizyona çıkıp şarkı söylerler. Bazen de dizileri oynadıkları için çıkarlar. Onları unutmayalım diyorum abla. Eğer ünlüleri görmezsek hemen unuturuz. Ah Arda'ya ne? Bak. Hep bal yanakıyor. Tabii canım. Çok tatlılar. Doğru aslında, unutulmamak için de televizyon iyi bir... Ekran yüzü olmak çok önemli bir şey. Araç. Peki soruma geçiyorum. Bütün ünlüler televizyona çıkar mı? Bütün ünlüler televizyona çıkar. Bravo. Bravo. 30 puan Ebrar ve Arda'dan aldık. Tebrik ediyorum efendim. Evet. Ferman Toprak, buton sizin. Oo, Efe geldi. Efe. Allah, kardeş. Kardeş geldi. Kardeş. Antep'in medarı iftarı. Ne demiştir Efe? Bütün ünlüler televizyona çıkar mı? Çıkar demiştir. Çıkar demiştir. Soralım. Efe, artık sen de ünlüsün. Ünlü olmak nasıl bir şey, anlat bize. Çok güzel. Hatta duygulandırıyor insanı. Bak. Allah Allah. Senin böyle aşırı ilgiden zaman zaman böyle sıkıldın. Aa, beni rahat bırakın canım dediğin hiç oluyor mu? İnsanlara öyle dersem kalpleri kırılır, bir daha beni izlemezler televizyonda. Ay, her şeyi bil, görüyorsunuz değil mi? Bravo valla. Avuç içi. Yani aslında sevenlerine karşı hep sevecen olmayı unutma. Peki
Televizyona en kolay nasıl çıkılır Efe? Tırmanarak çıkılır. Şaka yaptım şaka. Televizyona çıkmak için bir televizyona çağıran biri olmalı. Yoksa nasıl çıkacağız? Avuç içlerim kaçınıyor çok kötü. Dişlerim kamaşıyor şu an bunları ısırmamak için. Peki gazetedeki insanlar mı daha meşhurdur yoksa televizyondaki insanlar mı? Şimdi şöyle bir durum var. Televizyona herkes izler. Evet. Ama herkes gazete okumaz ki. Ben gazetede sadece resimlere bakalım mesela. Resim gördüklerim benim için meşhurdur. Bence televizyondaki herkes daha meşhurdur. Doğru aslında. Gazete her zaman ünlüler çıkmaz. Tabii. Sence sadece ünlüler mi şarkı söyleyebilir Efe? Yani herkes söyleyebilir. Ama ne gerek var? Mesela ben deney yapıyorum. Evren yemek yapıyor. Nisan'da masalları anlatıyor. Hepimizin kendi iş var. Şarkıcı şarkıları da sadece ünlü şarkıcılar söylesin. Yoksa böyle kulaklarımı tıkamak zorunda kalırım vallahi kardeş. Kardeş. Haklısın kardeş, herkesin bir yeteneği var. Ferman abi en yetenekli olduğu şey ne? Mangal. En yetenekli olduğu şey ne? En yetenekli mangal. Mangal. Ya şaka bir yana. Şaka yani. Sahne. Sahnedir yani. Müzikal davulcusu. En olsun. Büyük yeteneği o. Teşekkür ederim. Tamam. Ağzını yerin. Soruma geçiyorum o zaman. Bütün ünlüler televizyona çıkar mı? Bütün ünlüler televizyona çıkmaz. Da, 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 da. Sağ ol Efe. Yaktın beni Efe. Evet Merve. Sıra sende. Nisan. Çakal. Erim abla. Erim abla. Ne demiştir? Bütün ünlüler televizyona çıkar mı? Adlı Güzide soruma. Bence çıkar demiştir ya. Soralım. Nisan, sence herkes ünlü olabilir mi? Hayır, ünlü olamaz bence. Çünkü herkes ünlü olursa bu sefer ünsüz kimse kalmaz. O zaman ünlülerin haramları olmaz. Anlatabildim mi Erim abla? Ama ünlü olmak için yetenekli olmak da lazım. Mesela bir şeyleri çok iyi yapmalıyız. Benim gibi prensesliği iyi yapmak lazım. Aa, sinirlendin mi? Ne oldu? Sinirlendirdin. Değil mi? Böyle bir şey oldu. Peki. Ben soruyu değiştireyim. Sence insanlar nasıl ünlü oluyor o zaman? Onu söyle. Bir sürü program var. Herkes orada ünlü oluyor. Yolu görüp tanıyoruz. Ünlü böyle bir şey. Erim abla. Sen ünlü olduğu için mutlu musun? Ben yani kendi adıma söylemem gerekirse ünlü olmak güzel bir şey ama insanların seni sevmesi paha biçilemez. En önemlisi o. Erim abla, Merve abla bir soru sorabilir miyim? Merve abla. Sor olsun. Merve dedi sana da. Erim abla. Merve abla. Sor bakalım prenses. Sorabilirsin hayatım tabii ki. Merve abla, sen şarkıcı olmasaydın ne olmak isterdin? Aşçı olmak isterdim. Aa, var mı öyle yetenekli? Var, mutfağı çok severim. Yengeç burcuyum bir de ben. Mutfak benim rehabilitasyon merkezim gibi. Bırak beni oraya, ben saatler... Pasta börekten anlamıyordum, yeni yeni onu yapıyorum. Bana çaya gelirken hazır alsınlar da. Kabarmayabiliyor, hazır kekleri kabartamıyorum çünkü. Ama yemekte sınır tanımam. Süper. Dilberay, size sormak istiyorum. Şarkıcı olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Ben okuyamadım zaten. Evimin hanımı olurdum, ne olurdum, başka bir şey olamazdım. O da en güzel meslek, en zor meslek yani aslında. Ev kadını çok zor bir meslek. Evet. Onu olurdum yani çünkü... Okuyamayan bir insan ne olabilirdi? Evinin hanımı olurdu. Doğru. Doğru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Peki soruya geçiyorum. Haydi. Bütün ünlüler televizyona çıkar mı Nisan? Dın 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 dın. Bütün ünlüler televizyona çıkar. Bravo. O çenesinin altından öpeceksin onu. Şurada Gamze'den. Tam ucundan. Evet teşekkür ettik. 30 puan aldık. Çok mutluyum şu an. Ay yaşasın. Evet, Dilberay'da sıra. Henna geldi. Henna. Ne demiştir Henna? Bütün ünlüler televizyona çıkar mı? Çıkar demişti. Herkes televizyona çıkmak ister mi sence Henna? Bence ister. Çünkü utangaç koyabilir. Televizyona çıkmak için utangaç olmamamız gerek. Çünkü o zaman en baştan başlarız. Bazı insanlar da televizyonu sevmiyor. O yemeği.
O yüzden çıkmak istemezler. Güzel. Peki televizyon sence hayatımız için neden gereklidir? Çünkü herkes televizyon ister. Televizyon istemeyen kimse yoktu. Anladım. Bir şey soracağım. Sen çok mu ünlüsün? Evet. Allah Allah. Nereden biliyorsun ünlü olduğunu? Çünkü şu an çekimdeyim. Ünlü olduğunu biliyorum hala. Ünlü olmak çok güzel. Ünlü olmak çok güzel. Merve sana yeni beste geliyor. Ünlü olmak çok güzel. Ünlü olmak. Seviyor anladığım kadarıyla ünlü olmayı. Evet. Tabii. Evet. Evet. Peki ünlü olmanın en güzel tarafı ne sence? Bence herkesin seni çok sevmesi gerekiyor. Sürekli seninle fotoğraf çekmek istiyorlar. Bence bütün bunlar çok güzeldi. Güzel. Kalp. Bizden de sana kalp. Peki soruma geçiyorum. Bütün ünlüler televizyona çıkar mı? Bütün ünlüler televizyona çıkar. Bravo. Oo, 30 puan Henna'dan aldık. Geldik son oyunumuza, buton oyununa. Evet, ikizler geldi. Ne demiştir ikizler? Bütün ünlüler televizyona çıkar mı, çıkmaz mı? Çıkmaz demişler. Çıkar evet. Ya. Çıkar diyorum ben. Soralım, öğrenelim o zaman. İnsanlar neden ünlü olmak isterler sizce? Ünlü olmak mı? Ünlü demiyor, ünlü diyor, ünlü. Neden hep her şeyi yanlış anlıyorsun? Hep ben yanlış anlamıyorum. Sen de bazen yanlış anlıyorsun. Ama sen daha çok yanlış anlıyorsun. Ay. Ya olur öyle. Bak arada yanlış anlamalar, anlaşmalar. Uzatmayın, yapmayın canlarım. Bak misafirlerimiz var. Hadi siz cevap verin. İnsanlar neden ünlü olmak isterler sizce? Bu kadar. Evrim abla, herkes ünlü olmak ister. Çünkü herkes tanınmak istiyor. Evet, herkes çok sevinmek ister. İyi de yani nasıl bir şeydir ki bu insanlar bunu bu kadar çok isterler? Herkes seni çok sever. Bir sürü insan sana hayran olur. Ama çok zor bir şeydi aynı zamanda. Anladım. Hiç yat edemezsin çünkü herkesi tanır. Herkes tanısın diye ünlü olmaz mı zaten? Anladım. Peki sadece ünlüler mi televizyona çıkar? Hayır Evrim abla. Herkes televizyona çıkabilir. Mesela haberde çıkan insanlar ünlü değildir. Ama televizyona çıkarlar. Evrim abla, sanırım televizyona çıkmak o kadar zor bir şey değil. Anladım. Soruma geçiyorum o zaman. Bütün ünlüler televizyona çıkar mı? Bütün ünlüler televizyona çıkmaz. Bravo. Tebrikler. Vallahi süper. Evet, şimdi sıra geldi Efe ile pratik bilim köşemize. Efe, deneyini merakla bekliyoruz. Evrim abla, bugünkü deneyin çok şekilli olacak. Peki bu havalı deneyin adı ne? Bu deneyin adı manyetik kirpi zırhı. Şimdi sıra malzemelerde. Manyetik kirpi. Önce şöyle bir alüminyum foil'lu kap lazım. Ay, sonra bir mıknatıs, ama bildiğiniz mıknatıslardan değil. Anladım. Bu çok güçlü. Kara orman mıknatısı. Hatta bunu kara ormanda bir tane sandıkta buldum. Ay, ben senin bu hayal dünyana yani bir şey demek bayılıyorum. Bu malzemeleri hazine değerinde efendim. Ninja'ların gizemli kara tozu. Bardak, kara ormandan getirdiğim sihirli suyum. Ve şöyle gördüğünüz gibi bir vida. Böyle de demirler var. Enteresan malzemeler. Çok enteresan. Evet. Heyecanla bekliyoruz, bakalım ortaya ne çıkacak. Deneyimi başlamadan önce kırışımımı hazırlamalıyım. Önce gözlüğümü takayım. Tabii tak onu, o çok önemli. Sanki camı var da. Bardağımıza birazcık sihirli sıvımızdan döküyoruz. Ay, dökemedi ha, dök. Şeyi duydunuz mu? Şimdi ninja tozumuzu döküyoruz. Dök bakalım. Deneyin adı manyetik kirpi zırhı. Nasıl bir şey çıkacaksa anlamadım ben. İyice bu karışımımızı karıştıralım. Karıştır bakalım. Karıştıramıyorum ki. İstersen onu da gelsin Özdeş, karıştırsın. Herhalde bu doktor olacak. Bilim insanı. Karışımımız hazır. Şimdi mıknatısımızı şöyle ortaya koyalım. Şimdi bunun üstümüze kabuğumu da koyalım. Durmuyor. Şimdi bu vidayı tam mıknatısının ortasına gelene kadar
koymamız lazım. Ay. Abim. Ay kendi abim. Deneyinden etkilenen bilim insanı Efe Dadak. Şimdi Gizem'le kaşımızdan alacağız. Ha, anladım. Ve yavaşça videoyu dökmeye başlayacağım. Gizemli karışım. Çok merak ediyorum ne oldu. Ben de yani ne çıkacak hiç. Aa. Yok artık. Yalnız Efe'nin bakışına bak. Olana bir şey oluyor diyor yani orada. Aa, inanamıyorum. Gerçekten ne yaptı öyle o? Vallahi kirmiz zırhı gibi oluyor. Mukreşen bir şekil çıktı ortaya. Mukreşen. Vallahi ben bu işleri alıyorum kardeş. Anlıyorsun tabii canım, ona ne şüphe. Bravo, hadi biraz daha devam et. Bak bak bak. Bitti aşkım. Vallahi çok güzel oldu. İnanılmaz bir şey bu bence. Ama elim boyu oldu. O kadar olur, gülü seven dikenine katlanır. Kolay mı öyle bilim insanı olmak? Özdeş abi, malzemeleri sana toplayacaksın. Haydi eyvallah. Şimdi Dilberay, sizden bir şarkı isteyeceğim efendim. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı Baba'yı evde. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalim anan evden. Tavukları pişirmişim, anamı da komşuya göndermişim. Tavukları pişirmişim, anamı da komşuya göndermişim. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Evinizde köpek var. Köpekleri ballamışam, önüne de ekmek kovramışam. Köpekleri ballamışam, önüne de ekmek kovramışam. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Anahtarlar nerede? Anahtarlar pencerede, tavuk da pişer tencerede. Anahtarlar pencerede, tavuk da pişer tencerede. Anahtarlar pencerede, tavuk da pişer tencerede. Dilberay. 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 Evet. Efe Hanım sizi. Evet, şimdi puanlarımıza bakalım. En az puanı alan iki ünlü arkadaşım bana veda edecek. Ferman Toprak 70 puanda, Merve Özbey 80, Dilberay 90 puanda. Ama ben bir şey rica etmek istiyorum sizden. Finali evet. Birlikte oynayalım mı? Oynayalım. Ya ben çok eğlendim kendi adıma. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi bakalım Dilberay kaç puan toplayacak ve biz o topladığı puan karşılığında bir kadere bağışta bulunacağız. Tamam. O zaman final başlasın.
maşrapa nedir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilememiştir çocuk o daha ya. Nereden bileceksin? Ben bugün pekmez dedim, pekmez. Şu tarlaya ekilen kekere mekereyle boz ala boz başlı pis porsukla danmış tekerlemesini söyleyebilmiş midir? Ben delirdiniz kardeşim ya. Peki bütün yemekler sıcakken daha mı güzeldir? Duman çıkarken yemek gerekir. Ama ne, ağzımız yanmadı. Sülük nedir biliyor musun? Sülük? 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 Evet, sülük. Bağışta bulunacağız Mikader'e. Gönder. Gönder gelsin. Ver gelsin. Elinizi ceplere bir atın yavrum. Minik arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Gönder. Ah kardeş ya. Ne ettin oğlumla? Geldik finale. Bu turda 5 çocuk seçmenizi isteyeceğim. Her çocuğuma ayrı ayrı sorular sorduk. Ne cevap vermiştir? Bunları tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu kadar. Ne? Başlayalım çok heyecanlı. Seçmeye? Başlayalım. Haydi. Tamam. Buyurun efendim. Hanna. Henna. Henna. Tamam. Henna. Nisa. Nisan. Nisa ha. Efe. Efe. Irmak. Irmak. Ebra. Arda. Evet. Bravo. Güzel. Kolay seçim. Güzel. Evet. Henna'ya ambalaj nedir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bildi. Bilmiştir. Soralım. Henna, sence taşınmak zor mudur? Koca çok ağır kutuları, tam şu kadar kutuları bir evden başka eve götürmek çok zor. Ben olsam küçük poşet götürdüm. Ama büyük poşet götürmezdim. Anladım. Peki bir şey soracağım. Kağıtlara sadece yazı mı yazılabilir? Hayır tabii ki de evim var da bir sürü uçak yapabilir. Uçak yapılabilir mi? Evet. Ambalaj nedir biliyor musun? Eşyada sardığınız bir şeydir. Bravo. Bravo. Ha hatırlatayım. Az önce hatırlatmayı unuttum. Bu turda artık puanları ben değil onlar verecekler. O yüzden Henna orada kal, senden puan alacağız. Tamam. Tamam, sıra geldi Nisan'a. Maşrapa. Maşrapayı biliyorsunuz. Nedir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Maşrapa bence bilmemiş. Maşrapa ne maşrapa? Maşrapayı bilmiş midir, bilememiş midir abla? Bence. Bilememiştir çocuk o daha ya. Nereden bilsin? Nereden? Soralım. Peki su kapları sadece plastikten mi olur? Kapı dediğin bardak değil mi? Ay senin o. Bardaklar camdandır Erim abla. Erim abla. Ben de yani. Üf boş boş soru soruyorum bunları hep değil mi ya? Peki sular kesildiğinde insanlar ellerini nasıl yıkarlar? Kıyamazlar. Sular kesilirse hayat durur veririm abla. Hayat durur. Hayat durur. Allah doğru korusun. Diyor Allah korusun. Evet. Allah. O zaman son soru geliyor. Maşrapa nedir Nisan Can? Ben onu bilmiyorum. Duymadım. Ay. Ay. Teşekkür ediyoruz. Orada kal, senden puan alacağız. Evet. Efe'ye şu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Şu tarlaya ekilen kekere mekereyle boz ala boz başlı pis porsukla danmış tekerlemesini söyleyebilmiş midir? Şiştim. Ay ne kadar uzun ya. Ben zor söyledim. Ya ben söyleyemem. Bir kendinizi yani düşünün. Ben söyleyemem. Ben de söyleyemem. Şu an düşünmek bile istemedi. Ben de söyleyemem. Söyleyemez. O zaman bence de söyleyememiş. Söyleyemem. Sorayım o zaman. Efe, sana çok neşeli bir tekerleme hazırladım. Gelsin Evrim abla. Her tekerlemeyi açayım ben bugün. Hepsini söyleyeceğim. En çok ben söyleyeceğim. Ben bugün pekmez dedim, pekmez. Aferin sana. Allah Allah. İyi o zaman. Buyur. Şu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Şu tarlaya ekilen kekere mekereye boz ala boz başlık bir pis porsuk dadanmış. Şimdi ne olacak çok merak ediyorum. Şu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da şinik bir kemek mekere ekmişler. Bozarlı boz başa bir bozlu almış. Şu tarlaya şinik mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik mekere mekere ekmişler. Şu tarlaya ekilen kekere mekere. Bozarlı boz başlı bir pis porsuk. Buzlu dalmış. Kekir mekeri de yeniyor mu bunlar? Sebze mi meyve mi? Porsu taylarda ne iş var? Tarla tarla diyerek beni deli ettiniz kardeşim ya. Aa çok iddialıydın. Ne oldu pekmez boşa gitti bakıyorum. Ooo
bakıyorum da çok eğlendi. Kolaysa Merve abla söylesin bakalım. Aha. Ha, hadi. Buyurun. Neydi canım? Benim günahım ne? Kartı vereyim oku. Ver. Dın 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 dın. Kolaysa Merve abla söylesin. Hadi bakalım. Şu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Şu tarlaya ekilen kekere mekereye boz ala boz başlı bir pis porsuk da danmış. Tekerlemesini söyleyebilir mi? Söyleyebildi. Hızını alamadı, soruyu da okuyor. Biraz o şeye başlayacaksın. Şu tarihte, şu tarihte. Teşekkür ediyoruz Efe Dadakbak. Orada kal, puan alacağız. Ebrar ve Arda'ya konserve nedir diye sorduk. Bilmişler midir, bilememişler midir? Ebrar bence bilmiştir bunu ya. Bilmiştir. Bence bilememiştir. Konserve. Ama yemek yapıyor ya. Ama konservenin olduğunu bilmeyebilir. Belki evlerine sokmuyorlar. Belki sokmuyorlar. Anne hamalat çünkü. Belki de anneye konserve alıştırmamak için onu bahsetmemişler. Abla bilmemiştir diyelim biz. Hazır yeme alışmasınlar diye. Hadi bilmemiştir. Öyle mi diyelim? Evet, bilmemiştir. Peki tamam, soruyorum. Dondurulmuş yiyecekleri seviyor musunuz? Ben sevmiyorum Evrim abla. Her şeyi taze taze yapıp bak, yiyorum. Bak o yüzden doğru demişsin. Dondurulmuş şeyleri seviyorum. Mesela neyleri seviyorsun Arda? Buz ve dondurma. Oh. Ama yemek olarak hangileri seviyorsun? Ben ne bulsam yerim Evrim abla. Aferin benim oğluma. Peki bütün yemekler sıcakken daha mı güzeldir? Evet tabii Kevrim abla. Duman çıkarken yemek gerekir. Ama ne, ağzımız yanmadı. Peki sorumuza geçelim. Yanmasın ağzımız. Dikkat edelim. Çocuklar konserve nedir? Konserve vermek gibi bir şey mi Evrim abla? Böyle insanlar konserve çıkıp şarkı söylüyorlar. İşte buna konserve denir. Yaşasın, bilemediniz, orada kalın, puan alacağız. Peki ırmağa sülük nedir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bence bilememiştir. Bilemez. Bilemez. Bütün hayvanlar evde beslenebilir mi ırmak? Beslenmez. Çünkü bazı hayvanlar evcilleşmiştir. Doğru. Mesela kediler, köpekler. Ama yılanlar, aslanlar olmaz. Kaplanlar hiç olmaz. Ama mesela tavşanınız olursa bir tane olur. Peki senin en sevdiğin hayvan hangisi? Benim en sevdiğim hayvan tavşan. Tavşan kardeş. Söyle bakalım o zaman. Sülük nedir biliyor musun? Sülük? Sülük? Sülüğü bilmiyorum. Tepki, tepki güzeldi. Sülük? Evet, sülük. Efendim puanlama öncesi Efe Koç Yiğit'in dans gösterisi var. Efe, sahne senin tatlım. Tavukları pişirmişim, anamı da koymuş göndermişim. Tavukları pişirmişim, anamı da koymuş göndermişim. Akşama geleceğim, akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı baba evde mi çıktı? Pişirmişken acıyı da çarşıya göndermiş. Tavukları pişirmişken acıyı da çarşıya göndermişken. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Bahçenizde hiç var titri. Köpekleri bağlamışım, önüne de doğramışım. Köpekleri bağlamışım, önüne de ekmek doğramışım. Akşam geleceğim, akşam geleceğim. Anahtarlar nerede? Müzik.
ama aktarlar tencerede, tavuk da biz pencerede, ama aktarlar pencerede, tavuk da pişer tencerede. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Henna'yla başlıyoruz. Henna'dan puan isteyeceğiz. Bu istediğimiz puanların toplamı kadar bağışta bulunacağız Mikader'e. O yüzden puan isteyelim, çok versinler. Bize çok puan ver kızım. Bak bağışa gidiyor. Evet. Hadi çocuğum bize bir kaç fazla puan vereceğiz? Ver. Yüksek ver Henna. 500 puan. Evet, çakılım benim. En güzel prensesim. Nisan. Teşekkür ediyorum. Nisan. Şimdi Nisan'dan isteyeceğiz. Kaç puan verecek? Boncuk gözlü kızım. Güzel. Canım kızım, çok puan ver, bak başka yere gidecek. Bağışına gidecek. Mikader'e gidecek. Bağışa gidecek, dikkatli olun. Minik arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Hadi tabii. Nisan. 500 puan. Teşekkürler Nisan. Ve çok atarlım giderlim. Anteplim efendim. Kardeş. Bize kardeş. Puan ver kardeş. Nasıl? Kardeş. Kardeş bol puan ver kardeş. Gönder. Gönder, gönder gelsin ver kardeş. Gelsin, ver gelsin. Gönder. 250 puan. Ah kardeş ya. Ne ettin oğlum lan. Sana da şükür olsun. Kesin bana kızdı, tekerlemeyi söyleyemedi ya. Oradan bir şey evet. Var. Orada bir sıkıntı kesin. Yaşadı. Var, yaşadı. Sinir oluyor bir şeyi söyleyemedi ve yapamadığı zaman. Evet. Kutu bebeğimle bal yanağıma geldi sıra. Ebrarlı Arda. Evet Arda, Ebra'yı bak hadi şöyle elinizi ceplere bir atın yavrum. Şimdiden öğrenin bonkörlüğü. Evet. Evet. Vermeyi öğrenin, almayı değil. Bir kere güzel. Bağışlanacak, hadi bakalım. Hadi çocuğum. Çok doğru. Paylaşmadan çoğalamayız değil mi? Kesinlikle. Vermeyi öğreneceksin, almayı değil. Doğru. Ve sıra geldi orman gözlüme. Tavşan evet, kardeş. Irmak. Evet. Irmağı da bir görelim değil mi anne? Şöyle tabii. Bir bonkörlüğü güzel göstersin. Güzel skeçler de yaptı bize. Evet. Çok yetenekli. Hadi Irmak. Hadi bakalım Irmak. Güzel puanlar. 500 Teşekkürler Irmak. Evet. Olduk mu 2340 puan, yani 2340 TL. Fakat biz Çocuktan Alaberi ekibi olarak bunu 10 bine tamamlıyoruz ve Mikader'e küçük kardeşimize yolluyoruz. Bu arada minik kalpler içeride sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardıma ihtiyacı olan miniklerimizi yarınlara hazırlıyor Mikader, biliyorsunuz ki. Biz de Çocuktan Alaberi olarak kalbimizi koyduk. Ve bu proje kapsamında Tekirdağ'da yapılacak spor ve rehabilitasyon merkezine bu bağışı, bu parayı gönderiyoruz. Ne kadar süper. Güzel bir şey yapıyorsunuz. Aynen. Tabii ki de. Ve ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu arada beni unutmayın diye sizlere şöyle küçük bir ev hediyesi, hatıra vermek istiyorum. Gerçekten hepinize. Mi? En sevdiğim. Masanın üstüne koyacağım sen hemen. Sen bunu seversin. Evet. Biliyorum. Evet. O zaman canlarıma görüşürüz. Hoşça kalın. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.